Bismillahirrahmanirrahim. Benim konum fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü. Yes. Öncelikle tanımıyla başlayalım. Düşünce özgürlüğü nedir? Genel tanımıyla düşünce özgürlüğü, kişinin hiçbir engele maruz kalmadan bilgi edinmesi, edindiği bilgiler sonucu bir kanaate varması ve kendi düşünceleri sebebiyle kınanmaması, düşüncelerini yayabilmesi olarak nitelendirilebilir. Bu nitelendirmenin, bu açıkladığımız ifadenin gerçekleşmesi için de öncelikle düşüncenin hiçbir korku ve kaygıya kapılmaksızın üretilebilmesi, toplatma, yasaklama, ceza tehdidi ve fiili engeller olmadan hiçbir izne bağlı olmaksızın bireysel olarak veya topluca ifade edilebilmesi, üretilen düşüncenin paylaşılması ve zenginleştirilmesine olanak sağlayacak özgür bir tartışma ortamı ve nihayet düşüncenin doğruluğu veya yanlışlığının saptanabilmesi için yaşama geçirilmesi, sızın tanınması gerekir. İslam dininin düşünce ve ifade özgürlüğüne verdiği önemden dolayı ilmi ve fikri hayat canlanmış, pek çok ilim dalı kurulmuş, tercüme ve telif eserler yazılmıştır. Dinimiz düşünceyi ve düşündüklerini paylaşmaya, ifade etmeye teşvik etmiştir. Bunu Kur'an-ı Kerim'e bir örnekle verebilirsek, Bakara suresi 256. ayetinde Allah'ın da buyurduğu üzere La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur ifadesiyle insanların hakkı ve batıl seçmelerinde kendi iradelerine, düşüncesine bırakılmıştır. Peygamber Efendimiz hayatı boyunca düşünce ve ifade özgürlüğüne büyük bir önem vermiştir. Pek çok konuda arkadaşlarına danışmış, onların düşüncelerine değer vermiştir. Örneğin Hendek Savaşı'nda savaş planı yaparken arkadaşlarının fikrini almış ve bu savaşta Hazreti Selman-ı Farisi isimli sahabenin düşüncesini uygulamıştır. Bir başka örnek olarak da Peygamber Efendimiz'in namaz için kendilerini nasıl bir davet şeklinde tespit etmek için sahabelerle bir araya gelir. Herkes fikrini söyler. Bir sahabi Hristiyanlar gibi çan, bir başkası başka sahabi Yahudiler gibi bor örtülmesini, bir başkası da Mecusiler gibi ateş yakılmasını söyler. Ve Hazreti Ömer de biz neden bir adam göndermiyoruz diyerek Peygamber Efendimiz'in Bilal-i Habeşi Salah diye insanları toplamasını ister. Görüyoruz ki merkez kendi düşüncesini rahatça söyleyebiliyor ve güzel bir istişare ortamı oluşuyordu. Günümüzde de yaşadığımız topraklarda, ülkemizde istediğimiz gibi düşüncemizi ifade edebiliyor. Bunun güncel bir örneği olarak da 16 Nisan 2017'de yapılan referandumda herkes istediği şekilde zorlanmadan hür bir şekilde tercihini yapabildi. Eğer bir yer isteği dışında zorla kendi fikrini ortaya koyamıyorsa orada fikir özgürlüğü yok, var diyemeyiz. Unutulmamalıdır ki düşünceler güçle, topla ve tüfekle asla öldürülemez. Bravo!